Merhaba, Sen Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili geçmiş, güncel ve olası gelecek enerjilerdeki duygularına bakacağız ve ek olarak sizi seviyor mu diye de sorarak bakmak istiyorum. Yani toplamda 4 soruya bakmış gibi olacağız. Tabii ki olasılıklar doğrultusunda. Bu doğrultuda birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste şeklinde odaklanıp seçebilirsiniz. Tüm açılımlar abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Ben bu doğrultuda hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm canlı hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dağ ve hayvanları Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşam şekillerine, yaşayış şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyet, iyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz düşünceli, sevgili, saygılı, merhametli, vicdanlı, sevgiyle, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı, yaşam haklarına da sevgiyle, saygıyla, saygılı davranarak yaşamayı nasip etsin tüm insanlara. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm canlı ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm canlı ve hayvanların, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste şeklinde. Birinci desteyi seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki, geliyorum hemen. Şu hava ağzıma üflüyor, o yüzden sesim kısıldı konuşurken.
birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı, güzel ahlaklı davranarak yaşayan enerjiler, kişiler, varlıklar için bakalım kartlar neler gösterecek. Önce ben bu kişi sizi seviyor mu? Bir tek tek kartları seçeceğim. 4 soru içinde. Bu kişi sizi seviyor mu? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi seviyor mu? Sen şurada dur. Geçmişte sizinle ilgili ne hissediyordu? Aklınızdaki kişinin geçmişte, olasılıklar doğrultusunda tabii ki, sizinle ilgili duyguları nasıldı? Şu anda sizinle ilgili duyguları nasıl? Şu anda sizinle ilgili duyguları nasıl? Bu kişinin çok gelmek istedi. Şu anda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları nasıl? Ve olası gelecekte sizinle ilgili duyguları nasıl olası gelecekte sizinle ilgili duyguları nasıl olabilir? Yani çok hoşuma gitti diyemeyeceğim. Bu benim kendi düşüncem. Belki sizin hoşunuza gidebilir. Bilemiyorum artık. Şimdi yorumlayacağız zaten. Evet, şimdi geçmişte bu kişi sizinle ilgili ne hissediyordu diye baktığımızda şöyle yapalım. Sırayla gideceğiz. Şimdi geçmişte sizinle ilgili duygularına baktığımda, eğer bu kişiyi iyi geçmişten tanıyan biriyseniz, geçmişte ilişki yaşadığınız birisi ise bu kişi, özür dilerim anneciğim, ışıl. Çok kaotik bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Ayrıl barış, ego savaşları. Burada sizinle anlaşamadığın, yani ben bu kişiyle evet geçmişte ilişki yaşadım, ayrıl barış ilişki yaşadım diyorsanız ona göre yorumlayacağım. Bir de hayır, bizim hiç geçmişte bir ilişkimiz olmadı, ne evlendik, boşandık, ne sevgili olduk diyenler için yorumlayacağım. Burada iki versiyon içinde yorumlayacağım. Kendinize göre düşünebilirsiniz. Kolektif açılımda olduğu için. Burada şu enerjiyi görüyorum. Her halükarda geçmişiyle ilgili bir kavgası söz konusuymuş geçmişte. Sizinle ilgili duygularına baktığımda çok büyük, böyle gerçekten depresif süreçler yaşamış olabilir. Alkole başvurmuş olabilir. Geçmişte çok saf ve temiz duygularla sevdiğini düşündüğü ama anlaşamadığını, zıtlaştıklarını ve aralarına ego savaşlarının girdiğini düşündüğü, hissettiği birisi söz konusuymuş. Eğer ben geçmişte ilişki yaşadığı kişiyim diyorsanız burada, yani aranızda belki aranızdaki sevgi bağına ihanet ettiğinizi hissetmiş olabilir. Yani o sevgi bağı artık yok, devam etmiyor, ona göre davranmıyorsunuz, siz onun duygu durumuna göre, yani gerçekte böyledir değildir buna bakmıyoruz, onun duygularına göre şu var, yani geçmişte ilişki yaşadığı kişi kimse, o kişiye beslediği saf ve temiz duyguları hak etmediğini düşünüp, kestirip atma, hatta birazcık savaş, kaotik enerjiler, ego savaşlarıyla uzaklaşma, bitirme enerjileri içerisine girmiş. Ama eğer siz diyorsanız ki geçmişte ilişki yaşadığı kişi ben değilim, belki de geçmişte burada yani sizinle ilgili değil de daha çok geçmişiyle ilgili bir savaş, bir kavga halinde olabilir duygu dünyasında. Her ne kadar size duygularına baksak da onun yani yeni tanıdığınız birisi ise ya da geçmişte hani bizim bir ilişkimiz olmadı daha diyorsanız, burada bu kartlar diyor ki geçmişte seninle ilgili duygularında bu kişinin kendi geçmişiyle ilgili bir kavgası söz konusuydu ve seninle de tekrar başlarsa bir ilişkiye, belki ya da sen ya da başkaları, hatta genel olarak
benzerlerini yaşamaktan çekindiği ve o yüzden hatta ben şu enerjiyi de hissettim. Bundan sonra sanki böyle hani saf temiz duygularla yaklaşmama gibi, direkt böyle karşı cinse bir cephe alma gibi ya da bundan sonra taktikle ilerleyeceğim gibi bir duygu durumu içerisine girmiş olabilir geçmişte. Eğer geçmişte ilişki yaşamadığınız birisi ise, yani çok siz odaklı değilmiş baktığımda, daha çok geçmişinde yaşadığı ilişkisel, belki çocukluğuyla ilgili de olabilir çok, çünkü akrep ya da aslan etkili birisi olabilir bu kişi. Boğa başı, gerçi her telden enerji var biliyor musunuz? Başak'ta var, akrep, boğa, başak, oğlak, ikizler, aslan, oğlak, kova, her türlü enerji söz konusu. Ama bu iki kart akrep burcudur. Ben şunu hissediyorum. Geçmişle ilgili bir şeyleri sindiremediği durumlar söz konusuymuş geçmişte. Yani çok belki de size odaklı değil de size de bu yüzden birazcık mesafeli davranmış olabilir. Birazcık taktiksel yaklaşmış olabilir. Çünkü ben geçmişte, hani o kendisine göre geçmişte öyle bir şey yaşadı. O yüzden bundan sonra da ben böyle davranıyorum. Dürüst davranmıyorum, taktiksel davranıyorum. Kılıç meşlisi. İlişkiyi bir yenme yenilme oyunu gibi görme durumu içerisine girmiş. Birazcık duygulardan uzaklaştırmaya çalışmış kendisini. Çok üzüldüğü ve ego savaşı yaşadığı, hatta egosal da, yani kendisini düşürdüğünü düşündüğü ya da nasıl desem, yani verdiği değerin hak edilmediğini düşündüğü, hissettiği durumlar nedeniyle, hani o da doğrudur değildir bilemeyiz ama kendi dünyasında geçmişte böyle bir duygu durumu içerisindeymiş. Yeni tanıştıysanız daha çok ben yine geçmiş odaklı birisiymiş gibi gördüm. O yüzden size de biraz dengesiz, soğuk, mesafeli, taktiksel yaklaşmış olabilir. Geçmişe hıncıyla gözüktü. Güncelde sizinle ilgili duygularına baktığım zaman bu kişinin, bu kişi şu anda aslında geçmişe nazaran şu anda size karşı daha pozitif bir enerji içerisinde gözüküyor kartlardan. Daha sanki tekrar böyle bir kendini toparladığı. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer geçmişindeki kişiyseniz pozitif olduğu şey siz değilsiniz. Bu kişi geçmişi tamamen bitirmiş. Bu enerjiyi görüyorum. Güneş kartı da yenilik, yeniden doğuş enerjisidir. Aşıklar ve Güneş'in yan yana gelmesi yeni bir ilişki başlangıcını hissettiriyor burada. Geçmişte ilişki yaşadığı biriyseniz güncelde de, olası gelecekte de çok sizinle ilgili bir duygu durumu söz konusu değil. Ama eğer burada iki olasılık doğrusunu yorumladım ya, onun için yeni birisi ve geçmişte ilişki paylaşımı yaşamadığı, yani sevgili, evlilik vesaire yaşamadığı birisiyseniz, burada bu kişi şu anda aslında tekrar bir sayfa açma noktasında, kendisine güvendiği bir aşamada duygusal olarak ve sizi de bu noktada doğru kişi olarak değerlendiriyor. Ben burada yine seviyorum diye de bakalım. Çok yoğun sevgi enerjisi görmüyorum. Evet. Çok yoğun sevgi enerjisi görmüyorum. Hani böyle çok wow, duygulara bak be falan hani gibi bir enerji görmüyorum. Ama daha çok birazcık mantıkla, birazcık da kendisini toparlamasıyla birlikte. Eğer onun için yeni kişiyseniz, sizinle yeni bir ilişkiye başlama noktasında, karar aşamasında, duygu dünyasında. Çünkü birbirinize göre olduğunuzu, birlikte çok iyi aşıklar kartıyla aslında anlaştığınızı, vakit geçirdiğinizi, bir ilişkiye başlanabilecek birisi olduğunuzu hissediyor. Sadece bunu erteleme, bu kararı erteleme enerjisi içerisinde. Ertelemesinin sebebi de burada benim gördüğüm, geçmişten gelen maddi bazı yüklerden kaynaklı olabilir bu kişinin hayatında. Sorumluluklardan kaynaklı olabilir. İşiyle gücüyle alakalı yoğunluğundan kaynaklı olabilir. Yine baktığımda. Sanki şu anda birazcık şey de hissettim ben. İpi kendi elinde tutmaya çalışması. Yani ben seçilmem, seçerim. Seçtiğim zaman zaten ben ilişkiye başlarım. Birazcık ben bu kişide bir egosantriklik gördüm. Zaten şurası çok hoşuma gitmedi. İmparator, kule, tılsım dörtlüsü. Yani kalk git be adam. Kalk git be adam kombinasyonu çıktı orada birazcık. Ama güncelde böyle kendine güveninin gelmiş olduğu. Aslında hani böyle yavaş yavaş bir yeni bir ilişkiye başlayabilirim galiba ya. Ve siz onun için yeni kişiyseniz, dediğim gibi, o da benim için aslında doğru kişi. Bana çok iyi hissettiriyor, bana çok güvende hissettiriyor. Kendime
güvenim, yani sizin yanınızda daha da böyle parladığını hissediyor çünkü bu kişi. Ama dediğim gibi yine güncelde bu kararı erteleme durumu söz konusu kendisinde. Başka sorumluluklarından kaynaklı gözüktü ama birlikte vakit geçirmek, konuşmak, bunlardan çok keyif aldığını söylüyor. Sizin yanınızda gerçekten çok güçlü, çok güzel ya da yakışıklı, yani böyle özellikle erillerin çok eril eril hissetme durumlarını görüyorum kartlardan. Bazılarınız yaşça bu kişiden küçük olabilirsiniz. Özellikle dişileri erillerden daha küçük görüyorum. Olmak zorunda değil ama Tılsım Kralı ve Güneş'le de çıktığı için kartlardan ona hayat enerjisi veriyorsunuz. Ya da sanki onu tekrar o hayatta, işte o güneşin açtığı, hayatın tadının çıkarıldığı zamanlara sokmuşsunuz. O toksik ilişkisinden çıkıp sizinle aslında evet gerçekten güneş açıyormuş, aydınlık günler de varmış. Birisiyle ben anlaşabiliyormuşum, sevgi dili oluşturulabiliyormuş birisiyle, güvenli bir ilişki oluşturulabiliyormuş, bunu yaşıyor ve hissediyor. Ama bu ilişkinin adını koyma noktasında her ne kadar bunu iliklerine kadar hissetse de erteleme durumu var, başka sorumluluklarından kaynaklı şeklinde gözüktü. Evlilik, ya burada ben şunu da hissettim biraz, sizi ciddi ilişki yaşanabilecek birisi olarak da hissediyor. Çok iyi hissettiriyorsunuz ama bakın bu kart bana şunu hissettirdi. Burada bir ev var ve bir kadın, bir erkek tepeden çıkıyor. Değnek konusu zaten hani böyle şeydir, yük gelmesi bazı şeylerin, sorumluluklar, başka sorumluluklar. Belki bir aile hayatı, bir yuva hayatı yaşanabilecek birisiniz onun için. Ama başka sorumlulukları nedeniyle sırtlandığı, yüklendiği, acaba oraya ne zaman ulaşabilir? Yani bir erteleme, bir şey yine duygu dünyasında gözüktü kartlarda. Ama yan yana geldiğinizde, konuştuğunuzda tüm o yüklerden arındığını da hisseden bir enerji içerisinde. Yani her şeyi halledebilecekmiş gibi hissettiriyorsunuz ona, ona göre şeklinde gözüktü. Şimdi olası gelecekte sizinle ilgili duygularına baktığım zaman bu kişinin, ya bu kişi olası gelecekte bir kıskançlık krizi içerisine girebilir sizinle ilgili. Bir ketumluk içerisine girebilir. Bir şeyden çok rahatsız olduğunu, bir şeyi çok kıskandığını size söyleyebilir burada baktığımda. Hatta siz de belki bunu duyduğunuzda, bunu öğrendiğinizde yan yanayken değil de uzaktan bir iletişimle ya birisinden duymanız ya da direkt kendisinin size iletişim araçlarıyla bir mesaj atması, araması gibi söylemesi. Yani böyle ani bir şey gözüküyor bu kişinin duygu dünyasında yaşayabileceği sizinle ilgili. Aslında olası gelecekte sizi kaybetmekten de korkabilir. Ama bir şeyi kıskanıp bir konuda, ya bu saçma bir konu da olabilir. Kendi iş hayatıyla ilgili bir konu olabilir. Böyle bir şeye bir sinirlenme durumu, bir öfkelenme durumunu sanki sizinle paylaşmak isteyebilir. Ve siz de bunu duyduktan, öğrendikten sonra bir çaba içerisine girmek isteyebilirsiniz onunla ilgili. Olası gelecek biraz kaotik gözüktüğü için, bir de ani gelişmeler duygu dünyasında şeklinde gözüktüğü için ekstra kart seçeceğim. Başka ne hissedebilir bu kişi olası gelecekte sizinle ilgili? Yanınıza gelmek isteyebilir. Bu belki de sizinle ilgili değil, başka birisiyle ilgili bir sorun olabilir. Bir sorunu paylaşma isteği içerisine girebilir. Hani artık içimde tutmak istemiyorum ve seninle paylaşmak istiyorum gibi. Çünkü bu şeyi size söyledikten sonra sanki sizin birlikte bir böyle vakit geçirme, böyle nasıl desem, aradaki soğukluğu gidermek isteyebileceği bir sorunu aracılığıyla, ani bir olay aracılığıyla böyle yüz yüze görüşmeniz zin olabileceği gözüküyor. Yani bir yere gidebilirsiniz, yan yana gelmek, çünkü araba kartıyla da belki diyebilir ki şöyle şöyle bir şey oldu ve ben hani gel birlikte şuraya gidelim, işte konuşuruz ederiz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Belki bu kişi iş ortamından birisi ise diyebilir ki gel hem çalışırız hem konuşuruz, şöyle şöyle bir durum oldu gibi
Ben özellikle yine burada değnek dörtlüsü, bakın doğanın içinde böyle bir ağacın üzerine kurulmuş. Ağaca da zarar verilmeden burada. Çok hoşuma gitti bu. Böyle dikkatli bakınca. Bir ev var ve belki doğal güzellikleri olan bir yerde de vakit geçirmek isteyebilir gibi hissettim. Bu konu sizinle ilgili mi? Kıskançlık gibi görüyorum ya. Bu konu ne biliyor musunuz? Başkalarıyla ilgili ama ucu size dokunuyor. Yani şöyle, ya sizden hoşlanan başkalarıyla ilgili. Şimdi şöyle bir şey görüyorum. Bu kişi görüşmek isteyebilir bir kıskançlık şeyiyle, birazcık asabi bir belki ses tonuyla arayabilir, iyi mesaj yazabilir. Ve bir araya geldiğinizde belki ya sizi isteyen, beğenen, başkalarıyla ilgili bazı konuşmalar geçebilir aranızda. Ya da onu isteyen, beğenen bazı kişilerle ilgili konuşmalar geçebilir aranızda. Ama şunu söyleyeyim, eğer bu kişi size kendisinden hoşlanan eden, özellikle yaşça belki daha küçük bazı kişilerden falan bahsederse, bu sizi kıskandığı için karşılık gibi bir şey olarak gözüküyor kartlarda. Biraz yine ben taktiksel kılıç prensi ile de ilerleyebileceğim, neye nasıl tepki veriyorsunuz? Hani sizi kıskanıyor ama önce sizi kıskandırabilecek durumlar karşısında siz ne yapıyorsunuz? Böyle buna göre bir ilerlemek isteyebileceği duygu durumu içerisine girebilir şeklinde gözüktü bu kişi. Ama bir plan programı gözüküyor bir araya gelmek için. Yani çok böyle yan yana gelmek isteyebilir. Hani kendimi tutamadım artık. Bir yüz yüze görüşelim gibi bir durumu olabilir. Ani bazı bahsettiğim gelişmelerle. Hep bakın yolculuk teması çıkıyor. Bir yolculuk teklif edebileceğini görüyorum. Bir yere gitmeyi teklif edebileceğini görüyorum. Bir de sanki sizi kılıç kraliçesi gibi görme. Bir süredir bu çıkıyor kolektifte. Yani soğuk, mesafeli, kolay güvenmeyen birisi olarak görme durumunu da birazcık yumuşatmaya çalışma davranışları içerisine girebilir şeklinde gözüktü. Ama ben bu kişide şu enerjiyi hissetmiyorum. Yani ne yapmaya çalışıyor anlamadım açıkçası. Yani seviyor mu dediğimde çok net sevgi görmüyorum. Yani o ne dedim? Tılsım ikilisi, şeytan, kupa dörtlüsü. Yani bir yerden sonra sizin de canınız çok sıkılabilir hatta burada gördüğüm. Yani ben o kadar sevgi, ilgi, alaka veriyorum. Oynuyor gibi duygularımla hissedebilirsiniz. Sizin ağzınızdan konuşmak gerekirse. O yüzden çok ilgi alaka noktasında alma verme dengesi, yani o dengeyi bozmamaya dikkat edin. Kupa kraliçesi zaten. Yani onun enerjisine bakın, sizin enerjinize bakın. Hoşlanmadım zaten yani şu kombinasyondan. Çok böyle her şeyi kendi kontrolünde, işte istediğim zaman görüşürüz, istemediğim zaman uzak dururum. İlişkinin adını koymayalım. Yeni başlayan bir şey zaten. Evet, çok güzel ilişki yaşanabilecek birisin ama ben nokta noktanın tekiyim gibi bir durumu var bu kişinin burada. Yani böyle çocuk da demek istemiyorum. Çocuğun da bir saflığı, masumluğu vardır. Şeytan kartıyla da çıktığı için toy davranışlar, yani ne yaptığını anlayamadığınız, aslında böyle sizi kendinden soğutabilecek, yani ben böyle birisiyle vakit mi geçiriyorum diyebileceğiniz davranışlar içerisine girebilir. Çünkü ben burada şunu görüyorum. Gönül eğlendirme, vakit geçirme, belki çok yakın olma, tensel yakınlık kurmaya çalışma ama daha sonra hani böyle bir öyle bir böyle. Sanki hani onun adını yine koymaması o yakınlığa, o çekime rağmen ve sizin kaptırıp gitmeniz, bakın. Dikkat edin, dişli enerjiler. Kupa kraliçesi, tılsım altısı, kupası. Yani kaptırıp gitmemeye dikkat edin. Çünkü bu kişi duygularınızla oynuyor olarak gözüktü kartlarda. Biraz toksik, biraz da değil, toksik enerjiden. O git gel davranışlarıyla sizi de kendi tuzağına düşürmeye çalışan birisi zaten. Yani onun o verdiği minicik tılsım ikilisiyle bir öyle bir böyle davranışlara razı olma hali içerisine girmemeniz gerekiyor.
Cimrilik zaten duygularda yani. Yani. Lay lay lam. Gezelim, tozalım, vakit geçirelim. Birbirimizi yakından tanıyalım. Yine iş bağlantısı, iş, kariyer, eğitim, para konularla bağlantı olabilir. Ama bu kadar yani. Ama onun ötesinde davranışlar sergileme falan. Şimdi seviyor mu diye baktığımda da zaten burada da sevgi görmüyorum. Burada şey var hani Joker kartı, kılıç altısı, dünya, adalet. Gezelim, tozalım. Bazen geleyim. Hiç sorumluluk almadan ama Joker kartıyla. Canım istediği gibi davranayım. Bazen de uzaklaşayım, mesafe koyayım. Yani bu ilişkide kararı veren ben olayım durumu söz konusu. Bir de yine bakın bir geçiş durumu söz konusu. Şey hissediyorum. Yani yeni kişi enerjisindesiniz. Çok yüksek ihtimal çoğunuz. Bu kişinin bu desteği seçenler geçmişindeki kişi olmayabilirsiniz. Evet bir kısım geçmişindeki kişi olabilir ama yani şurası dışında hep yeninin üzerine duygu durumu enerjileri gözüküyor. Joker de yenilik enerjisidir çünkü. Ya şey var burada. Yani yeni bir hayata geçiş yapıyorum. Orada da sorumluluk almadan gezerim, tozarım, bir yakın yaparım, bir uzak yaparım. Kendi kafama göre, kendi canım nasıl istiyorsa, hayatımda kendi kararımı kendim veririm dediği. Yani böyle bazen Joker gibi çok böyle yakınmış gibi davranması, çok samimi gibi davranması, böyle ama sorumluluk almadan, böyle havadan havadan davranması, ondan sonra ama uzaklaşması, mesafe koyması gibi enerjiler gözüküyor yine. Duygu dünyasında çünkü yeni bir hayata başlama kararı almış. Yeni sayfaya başlama kararı almış. Ama bu duyguların sorumluluğunu alma noktasında birazcık ben burada şunu hissediyorum. Yani kendi içinde adalet kartıyla çok fazla süzgeçten geçiren birisi. Yani ebe insan. Şimdi insan da diyorum ama seni de birileri belki süzgeçten geçiriyordur. Yani şu halinle sence sen birilerini sınava tabi tutuyorsun da şu halinle sence sen o sınavlardan geçebilecek misin acaba? Ya şöyle söyleyeyim. Yeni bir sayfa açma aşamasında duygu dünyasında ve sizinle ilgili de sorumluluk almadan bir süre ilerlemek istiyor. Seviyor diyemem. Duygusal mesafeyi hep korumak istiyor. İşine yani işine geldiği gibi, aklına estiği gibi Joker kartıyla sorumluluk almadan öyle lay lay bir süre vakit geçirmek istiyor bu kişi sizinle. Ondan sonra onun süzgecinden geçerseniz, Aziz kartıyla da onun sınavlarından geçerseniz diyor ki o zaman da belki evlenirim ama o zamana bakalım yani hani ne olur ne biter. Çünkü hani sonradan bir evlilik kararı da verebilirim belki diyor. Mantığıma yatarsa diyor. Ama hani bu kadar taktiksel, bu kadar mantıklı ilerlediğine göre zaten siz de çok yoğun duygular beslemediğini anlamışsınızdır bu kişinin size. Evet. Sizi daha çok beklenti içerisine sokup hayallere daldırıp öyle ilerlemeye çalışan birisi gibi. Biraz da ona göre sizi daha toyda buluyor olabilir ilişki dünyasında. O yüzden dediğim gibi hani ben nasıl istersem öyle yaşanır bu ilişki zaten kafasında gözüktü. Kartlarda evet birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Şimdi ikinci desteyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Geçmişte sizinle ilgili ne hissediyordu? Şu an sizinle ilgili ne hissediyor? Duyguları ne? Ve olası gelecekte sizinle ilgili duyguları nasıl olabilir? Evet, şimdi bakalım. Geçmiş. Yine Tılsım Kralı aynı yerde. Oo, bir de Kılıç Kralı. Allah Allah.
olası gelecek. Ya böyle duygulara baktığımda bir tane bile kupa kartı çıkmayınca var ya, sanki bana ne oluyorsa güzel yorum yapmak istiyorum. Çünkü ya şuraya bakın, kupa kartı bir tane var, o da kupa prens, yani minicik. Minnok. Şimdi. Evet. İkinci desteği seçenler. Ya bunlar akış, ya bir de bu kadar dengesiz gözükmesinin sebebi Venüs falan ikizlere geçtiyse o da olabilir. İkizler biliyorsunuz yani şey, lay lay lon, bir öyle bir böyle. Gezegensel etkiler kolektife de yansıma durumu, işte uyandığı zaman insanlar o gezegensel etkilerden sıyrılabiliyorlar. Gezegenlere işte uyanan insan gezegenlere tesir eder noktası o. Çok zaten bakın ikizler, aşıklar kartı zaten ikizler burcunu temsil ediyor. Ya ben kartların astrolojik olarak temsil ettiği burçları, gezegenleri vesaire de bildiğim için az çok neyin neden çıktığını görüyorum. O yüzden hani buradaki enerjileri ah ah vah vah edip karalar bağlamayın. Bunu hep diyorum. Bunlar olasılıklar doğrultusunda. Bu bakış açısıyla, bu bilinçle yorum yapan kişiyi de çok bulma aşamasına geçebiliriz umarım diyeyim. Çünkü gerçekten çok güzel bir yerden yorum yapıyorum. Burada böyle çıktı diye yani üzülüp karalar bağlamayın. Enerjiler değişip dönüşebilir. Bilmediğiniz, görmediğiniz arka planda, yani ruhsal planda, evrensel planda bambaşka durumlar söz konusu olabilir. Yani yaşanan her şey de bir hayır vardır denir. Hayırlısını istemeyin ama, bunu da hep söylüyorum. Çünkü hayırlısını istemek evliya doğasıdır derler. Senin belki ne bileyim kocanın ölmesi, başka bir şey yaşaman da senin için hayırlı olabilir. Belki başka yani çok zor süreçlerden geçmen de senin için hayırlı olabilir. O yüzden hayırlısı evliya doğasıdır derler. Yani evliya kadar Allah'a yakın olup yani ondan gelebilecek şerri de gerçekten hayır gibi görebilenlerin duasıdır derler. O bakış açısında değilsen öyle dua etmeyeceksin o zaman. İstiyorsan edebilirsin ama ondan sonra o neden şöyle, bu neden böyle gibi de isyan durumuna da girme yani. Olmuş olan evet hayırlıdır ama hayırlısın değil. Ben hep nasıl dua ediyorum? Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla diye. Yani kolaylıkla, sağlıkla şeklinde isterken ya da sonraki süreç için bu şekilde niyet almak daha sağlıklı. Bunları da burada söylemem boşa değil bence. Yani çok duygu enerjisi gözükmüyor çünkü kartlarda sizinle ilgili. Ama karalar bağlamayın. Bu bir süreç olabilir. Belki sonradan çok yoğun duygular beslenebilir. Yani neyin neye evrileceğini de biraz değil, tamamen sizin enerjiniz zaten belirliyor. İşte o da uyanış. İnsanın kendinden kendine, kendinden Allah'a, kendinden özüne yolculuğunda ne kadar yukarılara çıkabildiğiyle doğru orantıda. Şimdi ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için geçmişte sizinle ilgili bu kişinin duyguları neydi, ne hissediyordu diye baktığımda. Şimdi bu kişiyle geçmişte çok güzel vakit geçirmiş olabilirsiniz. Sizi kendisi için çok güzel bir ilişki fırsatı olarak görmüş, düşünmüş, birlikte seyahatler etmiş olabilirsiniz. Yolculuk temaları üzerinden tanışmış olabilirsiniz ya da burada mahkeme kartı, burada bakın buradaki resmediliş şeklinde ben şunu hissettim. Bakın bu enstrüman adı arp miydi? Tam bilmiyorum. Hatırlayamadım şu an. Arp'ti galiba. Arp. Bu diğerleri de sanki onun böyle buradaki tellerini tutuyor gibi. Yani ortaklaşa bir iş yapıyor gibiler aslında. O belki de bazılarınız ortak yaptığınız bazı işler işte aracılığıyla tanışmış. Kader çarkıyla bazılarınız da
yolculuk aracılığıyla tanışmış olabilirsiniz ama çok fazla büyük arkana kartının olması geçmişte bu kişiyle sizin karşılaşmanızın, tanışmanızın gerçekten tamamen kadersel olması gerektiği için ve iyi karma gibi aslında birbirinizle hayatın sizi karşılaştırdığını söylüyor. İyi karma ödüldür. Yani yapılan iyiliklerin karşılığında evet siz güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Jüpiter kartıyla da geldi zaten. Çok böyle ruhsal bağlantı enerjisi gözüküyor. O yüzden hadi birbirinizin karşısına çıkın ve bakalım birbirinize güzel bir ilişki yaşama aşamasına geçebilecek misiniz? Hani yolladık biz sizi. Sanki böyle evrenin sizi bir böyle birbirinize karşılaştırması. Bakalım hani gerisi sizde demesi gibi bir durum hissediyorum. Yani çok kadersel süreçler gözüküyor gerçekten. Yani ödül gibi birbirinizi bulma durumunuz söz konusu bu kişiyle birbirinizi. Ve gerçekten belki haritalarınız, haritasal etkileriniz falan da özellikle Jüpiter ve Venüs temaları üzerinden birbirinize çok uyumlu olabilir. Ciddi ilişki yaşama noktasında ya da ilişkin ileriye gitme aşamasında. Çünkü kartlar burada bana şunu söylüyor. Evrensel olarak ilişki yaşarlarsa bu ilişkinin gelişim potansiyeli çok yüksek ve birbirlerine çok şans getirebilecekleri bir ilişki yaşayabilirler. Çünkü biz onları birbirinin karşısına hediye gibi çıkardık gibi bir durum söz konusu burada gördüğüm. Ve bu kişi de duygusal olarak aslında birazcık bunu hissetmiş. Yani sizinle karşılaşması, sizinle tanışması, birlikte çok güzel vakit geçirmiş olabilirsiniz, yolculuklar yapmış olabilirsiniz, birlikte işler yapmış olabilirsiniz. Bazı işleri başarıyla tamamlamış olabilirsiniz. Yani birlikte çok uyumlu olduğunuzu hissetmiş. Hayatın inişlerine, çıkışlarına birlikte çok güzel uyum sağlayabildiğinizi, eğlenebildiğinizi, belki şakalaşabildiğinizi hissetmiş. Yani seninle çok güzel vakit geçiriyorum diyor. Ve benim için aslında karşıma hayatın çıkardığı bir şans gibisin. Seninle konuşmak, uyum sağlamak, vakit geçirmek, eğlenebiliyor olmak, şakalaşabiliyor olmak bana çok çok iyi hissettiriyor, çok çok iyi geliyor ve senden sonra da hayatında belki başka konularda da başarılı olmuş olabilir. Yani ona şans getirdiğinizi hissetmiş olabilir bu kişi baktığımda. Geçmişte sizinle ilgili ne hissetti dediğimde ama burada yine aşk meşkten ziyade şey enerjisi görüyorum. Yani o uyumu yakalamayı hissetme. Yine mutlu olma, çok pozitif kartlar aslında ama kupası, kupa ikilisi falan görmediğim zaman yani şuraya bir kupası, bir kupa ikilisi gelse tadından yenmezdi yani. Yenirdi gerçi yani. Tadından yenmezdi ne ya? Güzel bir şey ye yani, değil mi? Orada bile bir yoksunluk koymuşlar. Şu an konuşurken fark ettim. Tadından yenirdi diyeyim. Böyle çok da güzel. Yani yaşanabilecek bir ilişki potansiyeli hala var o. Ama çok duygusal aşamaya geçilmemiş henüz gibi görüyorum. Geçmişte de çok güzel bir ilişki fırsatı olarak, partner olarak karşısına çıktığınızı hissetmiş bu kişi. Ve ilişkiyi ilerletme doğrultusunda kararlar almak istemiş. Adını koymak için kararlar almak istemiş. Birlikte vakit geçirerek, daha çok zaman geçirerek özellikle şeklinde gözüktü. Şimdi güncel duygularına baktığım zaman güncelde iki tane eril enerji var. Bu iki eril enerji, biri tılsım kralı, biri kılıç kralı ve iş bağlantılı kişiler, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı kişiler olarak gözüküyorlar birbirleriyle. Burada bu kişi İş, kariyer, eğitim, para bağlantısı üzerinden tanıdığı, birlikte iş yaptığı ya da benzer işlerde çalıştığı olabilir. Birisiyle sizinle ilgili çok fazla konuşuyor olabilir. Yani sizi kendi aralarında sanki çok konuşuyorlar ve burada bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor olabilir sizinle ilgili. Bazı fikir ayrılıkları yaşanıyor olabilir. Bu iki kişi arasında sizinle ilgili, yani sizinle ilgili duygularında şunu söylüyor. Seninle ilgili bir eril enerjiyle çok fazla bir şeyler konuşuyorum, ediyorum ama o eril enerjiyle fikir ayrılıklarına düşüyoruz sen noktasında dediği durumlar söz konusu.
Ya ben ne hissettim biliyor musunuz? Sizi kıskanıyor da olabilir bu eril enerjiden ama bu eril enerjiye çaktırmıyor olabilir. Sanki siz ona göre çok saf, çok temiz, çok masum birisiniz ve burada onun iş ortamından bir eril enerji. Sanki böyle sizi onun aracılığıyla araştırıyor, ona sürekli sizi soruyor, sizinle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. O da hem bu kişiyle arasını bozmaya çalışmadan ama hem de sizden uzak tutmaya çalışarak bu kişiye böyle kendi kendine sinir oluyor olabilir, kıskanıyor olabilir burada gördüğüm. Çünkü bu kişi sanki size ulaşmaya çalışan birisi, size duygularını açmaya çalışan birisi olarak gözüktü. Ve sanki sizin aklınızdaki kişiyi ben daha çok kılıç kralı olarak görüyorum. Bunu da size ulaşmaya çalışan kişi olarak görüyorum. Sanki bu kılıç kralına diyor ki işte hani ne yaptınız, ne ettiniz, ne zaman beni tanıştıracaksın ya da ne zaman ben iletişime geçebileceğim onunla gibi. Aklınızdaki kişi de böyle onu biraz savsaklıyor olabilir gıcık olup ona. Çünkü ben burada şunu görüyorum. Bu tılsım kralını size yaklaşabilecek saflıkta ve masumlukta görmüyor kendisi. Ve kıskanma durumu da var aynı zamanda kendisinin. Bu tılsım kralı da size duygu besleyen ya da sizinle tanışmak isteyen birisi olabilir. Kartlarda gözüken enerjiler doğrusu. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. yüz ifadeleri çok komik. Ya burada şey, sanki bakın bu değnek kraliçesi, iyi sen mi geldin gibi böyle bir tavır takınabilir bu tılsım kralına. Bazılarınız için geçmiş bir ilişkiniz olabilir. Geçmişte tanıdığınız ya da gelmesinden mutlu olmayacağınız birisi olabilir bu tılsım kralı baktığımda. Yani savunma moduna geçebileceğiniz, istemediğiniz ya da istemeyebileceğiniz birisi bu tılsım kralı. Biraz böyle mesafeli ve temkinli durmak isteyebileceğiniz ama özgüvenli de tabii ki aynı zamanda durmak isteyebileceğiniz birisi. Sizi çok isteyen birisi. Ama ulaşamıyor gibi. Yani çok kapı dışında kalmış gibi gözüküyor. Ya burada bir eril enerjiyle böyle bir içten içe tartışma durumları gözüküyor kendisinin sizinle ilgili duygularında. Yine hani seviyorum, ediyorum, şunu, şuyum, buyum demedi. Yani aranızda daha çok düzeyli, duygularını sakladığı ama değer verdiğinde hissettirmeye çalıştığı bir ilişki olduğunuzu şu anda olduğunu daha doğrusu düşünüyor ya da hissediyor olabilir. Bu belki kupa altılısıyla gözüktüğü için uzaktan akraba, kan bağı içerisinde olduğu birisi, geçmişten iş yaptığı birisi de olabilir. Yani size ulaşmak isteyen birisi ama bu kişi de sanki diyor ki işte tamam şu gün söylerim, bugün söylerim ama söylemiyor, içten içe de bu kişiyi sizden kıskanıyor gibi gözüktü duygu dünyasında. Başka biri daha gözüküyor ya size ulaşmaya çalışan. Ve bu kişi o kişiden uzakta sizinle sanki böyle hani vakit geçirmek istiyor. Hani görüştüğümü ettiğimi bilmesin ki bir daha bana söylemesin, bir şeyleri sormasın gibi bir kafada, gibi bir duygu durumu içerisinde gözüktü çektiğim kartlarda. Olası gelecekte sizinle ilgili duygularına baktığım zaman kısa sürede belki bu kişiden bir iletişim, bir adım görebilirsiniz. Ya da çok kısa süre içerisinde bu kişi sizinle iletişime geçmeyi, size bazı tekliflerde bulunmayı isteyebilir duygu dünyasında. Sizi çok sağlam, gerçekten böyle düzgün yaklaşılması gereken birisi olarak görüyor. Şarkılar, sevdiğiniz şeyler, böyle minik jestler ve mimikler aracılığıyla, belki bazı paylaşımlar aracılığıyla da size göndermelerde bulunabilir ya da bulunmak isteyebilir. Sevdiğiniz şarkılar, sevdiğiniz şeyler, sevdiğiniz içecek olabilir. Bunlar üzerinden böyle bir size jest yapma istekliliği içerisine girebilir. İletişim halinde olmak istediğiniz bir şeyi sanki böyle minik bir jest gibi sevdiğiniz bir şeyi size ulaştırmak isteyebileceği gözüküyor. Sizinle ilgili olası gelecek duygularına baktığımız zaman yine. Korktuğunuz, çekindiğiniz ya da
Belki size acı vermiş bir durumu hani şey hissediyorum burada. Tamam, ben buradayım ve ama bu yine sevgililik gibi değil. Tamam, ben buradayım ve biz bir durumu bu şekilde halledebiliriz gibi bir tutum sergileme isteği içerisine girebilir size karşı bu kişi. Duygularını zor açan birisi olabilir. Maddi kaygıları falan söz konusu olabilir. Çok fazla ikilemi gözüküyor duygu noktasında. Bir konuda aranızdaki mesafeyi de aşıp daha böyle hani şakalar, espriler, paylaşımlar, müzikler, sevdiğiniz böyle güzel, ince, küçük şeyler, küçük gibi gözüken şeyler üzerinden jestler yapmak istemesi, konuşmak istemesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Burada gördüğüm. Belki bayramla ilgili falan bile bir şeyler söyleyebilir ya da sorabilir. Sizi seviyorum diye sorduğumda da yani ben burada yine sevgi enerjisi görmüyorum kartlarda. Burada gördüğüm şey şu. Hayatında sizin dışınızda çok fazla mücadelesi olabilir. Sizi de size ulaşmaya çalışan, sizi isteyen çok fazla kişi var gibi görüyor olabilir bu kişi. O yüzden burada ben daha çok şunu görüyorum. Yani ben düzgün davranayım, yapmam gerekeni yapayım. Aranızda iş, kariyer, eğitim, para bağlantısı varsa bunlarla ilgili de ben üzerime düşeni yapayım. Ama hani çok duygusal bir şey içerisine şimdilik girmesem daha iyi gibi bir şey içerisinde bu kişi. Hani burada sorumluluk almak istemiyor diyemeyeceğim. Emek verilmeyi hak eden birisi olarak görüyor sizi kartlarda. Ama duygusal noktada, ilişki yaşama noktasında değnek yedilisiyle yani o emekleri bir tık ileri götürse, bir tık duygusal boyuta götürse başka engellerle karşılaşabileceğini düşünüyor olabilir burada gördüğüm. Yani o yüzden sizi seviyor diyebileceğim enerjilerle onun da kendi içinde blokajları söz konusu. Bir de sizin onu reddetmenizden de korkuyor olabilir şu an için. Baktığımda çok sizi tanımıyor gibi, tanımaya çalışıyor gibi daha çok. Beğeniyor, beğenisi çok yoğun. Ama sizin de böyle görünmez duvarlarınızın olduğunun farkında. Düzgün yaklaşılması gereken birisi olduğunuz imajını çiziyorsunuz ona. O yüzden de böyle hep ikilemler, hep uzaktan böyle bir plan program. Yani sevgi enerjisinden ziyade hep belki bir görüşme isteği, bir teklif, iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden de olabilir. Ama onun ötesine geçebilecek bir duygu durumu içerisinde görmedim bu kişiyi. Sizi seviyor mu diye sorduğumuzda da şu ben şu gelmişti. Bir emek verdiği ve emeklerine devam etmesi gereken birisi gibi görüyor sizi. Ama hani dediğim gibi duygu şu an göremiyorum. O kadar da kart seçtik. Ya kendi içinde çok fazla hayal ediyor, çok fazla böyle aslında duygular yaşıyor olabilir. Özellikle yalnız kaldığında dinlenme aşamalarındayken, belki uyurken, uyuma aşamasına geçerken, uzandığında falan dinlenirken. Ama ketumluk yani yine kendi duygularını açmakta zorlanması. Çünkü duygularını açarsa sanki rahatının bozulacağını düşünüyor gibi. Ya bu kişi sanki size bir şeyler yapması gerekiyor. Belki iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerine olabilir. Yani ben emeğimi vereyim, ben yine değer göstereyim. Ama bunun adı bir sevgililik, bir evlilik. Şu an için olmasına gerek yok gibi bir enerji içerisinde daha çok.
Hani ara ara konuşalım, flörtleşelim falan, hani böyle birbirimize göndermeler yapalım. İkinci destedeki enerjiler de bu şekildeydi. Uyumlandınız gececim, hayır burada dur anneciğim. Uyumlandın maşalasını mı? Maşala 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 maşala. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Masaya çıkarmadım diye bana sinirlendi de. En iyisinin balı maşala maşala maşala. Maşala sana. Evet, üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili geçmişteki duyguları, sizi seviyor mu? Güncelde sizinle ilgili ne hissediyor? Bunun elimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olası gelecekte sizinle ilgili ne hissedebilir? Duyguları ne olabilir? Evet, üçüncü desteği seçenler. Abonelerimdeki bu ne ya? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Çok benzer enerjiler çıkıyor biliyor musunuz? Çoğu eril enerjiyi kolektifte geçmişlerindeki toksik ilişkiden arınma enerjisinde görüyorum açıkçası. Hasbinallah ya. Şimdi geçmişte bu kişi sizinle ilgili ne hissediyordu? Bu kişi sizinle ilgili bir kırgınlık, bir üzüntü, gerçekten bir kalp kırıklığı yaşamış olabilir. Ama bizim hiç geçmişte öyle bir durumumuz yoktu diyorsanız, biraz önce dediğim gibi sizin dışınızda geçmişte boşanmış olabilir, toksik bir ilişkisinden, çok fazla kalp kırıklığı yaşadığı, belki gözyaşı döktüğü bir ilişkiden kurtulmuş olabilir bu kişi geçmişinde ve sanki o kurtulduğu aşamada mahkeme kartıyla siz bu kişinin karşısına çıkmış ve kupa kralı ve mahkemeyle onun içindeki duyguları tekrar belki karşı cinse karşı ya da ilişki tercihi neyse o duyguları tekrar uyandıran birisi olmuşsunuz. Geçmişte sizinle ilgili duygularına baktığımda çok kaotik bir süreçten geçmiş ya sizinle ya sizin dışınızdaki üçüncü kişilerle ilgili. Ama burada şu var. Sonrasında bu kişi sizi duygu besleyebileceği, sizi sevebileceği, hayatında zaten yine yenilik enerjisi. Birinci desteğe benziyor burası. Bir tık. Ve eş enerjilerde çıkıyorsunuz zaten. Hani bana o geçmiştekileri yaşatmaz. Gerçekten sevilmeyi hak eden, gerçekten içimde koruma, kollama, sevme, böyle şeyini, isteğini tekrar ortaya çıkaran birisi oldu ve çok ani bir şekilde aslında oldu. O hayatıma girdiğinde ben toksik bir süreçten geçiyordum diyor ve siz sanki onun hayatına girmişsiniz ve belki bir daha sevebileceğini düşünmüyorken tekrar özellikle erillerde bu enerjiyi görüyorum. Tekrar bir kupa kraliçesi, kupa kralı, yani tekrar birisini sevebileceğini hissettirmişsiniz ona. Size duyguları varmış bu kişinin. Kartlarda gördüğüm ve bazı acılarını da sanki sarmış kendi içinde size yükselen duygularıyla birlikte. Özellikle sizin dışınızdaki üçüncü kişilerle ilgili yaralarını sarabilmiş, acılarını sarabilmiş baktığımda. Tekrar böyle bir koruma, kollama, değer verme hissiyatı onda ortaya çıkarmışsınız. Sizinle ilgili geçmiş duygularına baktığımızda koruma, gözetme, içgüdüsü, duygusu ortaya çıkmış. Güncel duygularına baktığımda da bu kişi sizden çok etkileniyor. Üç deste içerisinde yine bir tık, yani burada en pozitifi bu diyebilirim ama hani çok yine burada istediğim kartları gördüğümü söyleyemeyeceğim. Görmeyi beklediğim ama yine en pozitif bu. Burada en azından hiç duygu yok diyemem. Var duygular gözüküyor. Partner olarak gözüküyorsunuz zaten. Partner potansiyelinde gözüküyorsunuz. Henüz bir ilişki başlamadıysa da. Çünkü olası geleceğe doğru siz bakın. Kupa kraliçesi. Yeni bir kişi olarak gözüküyorsunuz. Yine şunu söyleyeyim. Eğer bu kişinin geçmişinden birisiyseniz burada
Bu kişi şu anda yenilik aşamasında, yeni birisiyle bir yola başlıyor olabilir. Yeniden sevdiği, yeniden heyecan hissettiği bir aşamada olabilir. Burada daha çok yenilik var. Geçmişinden kişiyseniz, geçmişinde bitirmiş ve orada kalmışsınız siz. Yani tamamen kule kartıyla, çok acı şekilde, hatta çok belki toksik şekilde sizi bitirmiş ve ondan sonra da belki kadersel olarak karşısına bu kişinin yepyeni birisi çıkmış olabilir. Özellikle erilerin karşısına çıkan dişil enerjilerini görüyorum. Güncelde zaten onun için bakın hep güneş yeniliktir. Yeniden doğuş, büyücü, yeni başlangıç, bir numara zaten. Bu tılsıması aslar başlangıç ve yeniliktir. Yani hep böyle yeni birisi olma durumunuz gözüküyor yine. Birinci desteğe benzer enerjide. Burada bu kişi sizden çok etkileniyor. Sizi çok etkileyici birisi olarak görüyor. Duygularında onda çok sıcak, çok samimi duygular uyandırıyorsunuz. Sizi çok değer gösterilmesi gereken bir kadın olarak görüyor. Sizin için emek vermesi gerektiğini hissediyor bu kişi. Yani çabalamak istiyor bu kişi sizin için. Size değer verdiğini göstermek istiyor somut olarak da. Sadece lafta değil. Bu kişi sizi etkilemek istiyor. Büyülemek istiyor demek istedim. Çünkü o kadar etkileniyor sizden. Çünkü onun içinde o kadar sıcak ve samimi ve nadide duygular uyandırmışsınız. Ve sizi böyle kolay kolay bulamayacağı, yani çok böyle farklı, değişik, nadide birisi olarak görüyor hayatın ona sunduğu. Yani sizin şahsına münhasır özellikleriniz var onun gözünde. Çok güzel gülüyor olabilirsiniz, çok etkileyici olabilirsiniz, çok güzel kokuyor olabilirsiniz. Onu da güldürüyorsunuz, neşelendiriyorsunuz ve diyor ki ben bu kişinin kıymetini bilmeliyim ve bu kişi çok değerli birisi ve ben bu kişiye bu değer noktasında çabalamalıyım, adım atmalıyım. Ben de onu etkilemeye çalışmalıyım ve etkileyebilirim diyor. Kendisine de güveni var. Çünkü onun içinde çok sıcak duygular uyandırıyorsunuz. Ya böyle yeniden hayata başlamak, yeniden böyle sanki aşık olma aşamasına geçmek gibi bir aşamada görüyorum ben bu kişiye. Somut olarak ilgisini, alakasını göstermek ve sizi kazanmak istiyor. Çabalamasıyla güvenilirliğini kanıtlamak istiyor. Bak ben sana böyle değer veriyorum. Ben de böyle güvenilir birisiyim. Sen bana samimi geliyorsun ama ben de sana samimi geliyorum. Ve böyle birbirinizleyken içinizdeki çocukları ortaya çıkarabildiğinizi de hissediyor olabilir bu kişi. Bu kişi sizinle yeni başlangıçlar yapmak istiyor. İlişkiyi sağlamlaştırmak istiyor. Sağlam temeller üzerine oturtmak istiyor. Aranızda iş, kariyer, eğitim, para konuları varsa bunlar üzerinden de bazı teklifler, bazı çabalama, emek verme durumları içerisine girmek istiyor olabilir. Belki hem güzel bir, sağlam bir ilişkiye başlama, hem de belki iş bağlantılı konular aracılığıyla yine size bazı teklifler getirme gibi isteklilik içerisinde olabilir. Yani her anlamda sizi için çabalayarak sizi etkilemek isteyen, sizi kazanmak isteyen birisinin enerjisi söz konusu. Çünkü sizinle ilgili çok pozitif, çok ışıl ışıl böyle duygular ve heyecan içerisinde aynı zamanda sağlamlık da var burada. Yani havada değil bu tılsım kartlarıyla. Duygu durumuna baktığımızda çok değerli, çok nadide, her yerde bulamayacağını düşündüğü birisiniz. Onun için çok kaliteli birisiniz ve o da bu kaliteye uygun davranmak istiyor size şeklinde gözüktü kartlarda. Duygu dünyası sizinle ilgili şen şakrak gözüktü diyebilirim ve motivasyonu çok yüksek. Yani şunu yapayım onun için, bunu yapayım, onu şöyle etkileyeyim, böyle etkileyeyim. Bu durumlar gözüktü sizinle ilgili güncel duygularında. Olası gelecek enerjilere baktığım zaman da olası gelecekte burada sizinle ilgili duyguları şu olabilir. Sizin ondan bir şey beklediğinizi ve kendinizi kapattığınızı hissedebilir. Negatif değil ama bu. Yani şey gibi, biraz naz yapma gibi görüyorum ben bu enerjiyi. Yani şey gibi sanki, sen bana istediğim adımı atmazsan, sen bana göstermen gereken şeyi, değnek üçlüsü ve kupa kraliçesiyle, eriller dişilere karşı, özellikle izleyen çoğunluk dişili olduğu için enerjiler bu doğrultuda çıkıyor. Eriller dişilerle ilgili şöyle bir hissiyat içerisine girebilir. Burada gördüğüm. Yani o dişil benden bir adım bekliyor, benden bir haber bekliyor ve ben onu götürene kadar da evet beni sevdiğini hissediyorum. Çok besleyici, çok anlayışlı, bana çok iyi gelen, beni sevdiğini de hissettiğim birisi. Ama ben ona o beklediği şeyi sunana kadar bana o duygularını kapattı galiba gibi bir hissiyat içerisine girebilir. Yani kupa kraliçesi gibi ona duygu beslesiniz de değnek üçlüsüyle sanki beklediğiniz bir şey var. Yani o duygularımın karşılığını alırsam
kendimi açarım dediğiniz bir nokta var. Böyle bir hissiyat içerisine girebilir sizinle ilgili. Yani benden bir şey bekliyor. Evet, sevdiğini hissediyorum beni. Ama benden bir şey bekliyor, bir adım bekliyor. Ve onu ben ona sunana kadar da o bana duygularını değil, daha ketum, daha mesafeli tarafını gösteriyor diyebileceği duygu durumları gözüktü. Olası gelecekte sizinle ilgili ve sizi kaybetmek istemeyebilir. Ve burada bazı mesafeleri, bazı ketumlukları da değiştirmek isteyebileceği. Bakın burada After Tarot destesi bu. Yani normal tarot kartlarının bir an sonraki hali üzerinden semboller oluşturulmuş, resimler oluşturulmuş. İllüstrasyonlar vesaire. Burada sanki bakın o değnek dörtlüsünü ölüm kartındaki sembollere benzeyen bir tema değiştiriyor gibi. Zaten değişim dönüşümdür. Plüto enerjisidir. Ve o ölüm kartı zaten burada yine çıktı. Bakın yani ne kadar güzel konuşuyor kartlar birbiriyle. Gözünüzün önünde seçiyoruz zaten. Ya bu güzel mesajlara bu kadar böyle birbiriyle denk nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Burada aranızdaki ketumlukları ya da sizi beklettiği durumları olası gelecekte değiştirmek isteyebileceğim, yeni sayfalar açmak isteyebileceğim durumlar içerisine girebilir. Peki bu kişi size tamam bu durumlar içerisine girecek de sizi duygularını açacak mı? Bunu soracağım. Reddedilmekten korkabilir. O yüzden açabileceği enerjileri görmedim. Adım olabilir size. Görüşmek isteyebilir. Ondan sonra ama şey gibi hiçbir şey olmamış gibi. Sanki burada gördüğüm. Çünkü bu kişinin maddi problemleri olabilir. Hayatında kavga, dövüş, özellikle para pul konuları, iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden anlaşmazlık yaşadığı çok fazla durum söz konusu olabilir. Sanki sizinle deşarj olmak istemesi gibi. Hani senle bir soluklanayım gibi davranışlar içerisine girebilir. Burada gördüğüm. Yolculuk teması olabilir. Belki sizin yanınıza gelebilir. Bir yere gitmek isteyebilir. Ama hani burada seni seviyorum gibi bir durum içerisine girebilir mi? Sonrasında girebileceği gözüktü biliyor musunuz tam bunu konuşurken. Ama yine bakın kılıç kralı. Taktiksel davranıp baktı ki siz de o öyleyken duygularınızı açmıyorsunuz. Trip de atmıyorsunuz ama o besleyici tarafınızı kapatıyorsunuz. Bunu gördüğü zaman bu kişi olası gelecekte diyor kartlar bunu çok iyi hissedebilir. Sevse de kendini geri tutmayı bilen bir kadın olarak seni gördüğü zaman sana saygısı artabilir. Ve yine seninle bir süre duygularını açmadan vakit geçirmek isteyebilir. Hayatındaki kaotik durumlardan da uzaklaşmak için. Hayatında çok fazla kaotik durum da olduğu için. Burada biraz bir de sizin tarafınızdan reddedilmekten korktuğu için çok fazla rakibinin olduğunu da düşünüyor olabilir. Çünkü sizin açınızdan yani sizi isteyen çok fazla kişinin olduğunu düşünüyor olabilir. Ama sonrasında diyor kartlar hatta belki bu kişiyle bir yere gidebilirsiniz. Oraya gidip geldikten sonra olabilir. Bazı kaotik süreçleri sizinle paylaşabilir. O paylaşımı yaptıktan sonra bu kişi böyle birazcık dandan, birazcık böyle şak diye. Yani nasıl desem, ya böyle çok romantik diyemeyeceğim ama çok tatlı bir romantiklik de barındıran bir şekilde belki sizi sevdiğini söyleyebilir olası gelecekte. Ama bu nasıl biliyor musunuz? Nasıl örnek verebilirim onu düşünüyorum. Tamam seni seviyorum öğrendin işte. Ya da nasıl diyebilirim? Tamam ben seni sevdiğime karar verdim. Hani böyle bir şey gibi. Hani reddedilmekten korkan ama bir tık sert gözüken ama aslında size sevgisini de hani söyledim işte gibi bir durumu. Yani açıkça duygularını itiraf edebilir ama bunu biraz soğuk, sert ya da biraz serserimsi bir şekilde ifade edebileceği gözüktü kartlarda. Yani böyle söyleyip sonra mesela gözünü kaçırabilir falan. Hani böyle. Çünkü biraz reddedilmekten korkma durumu var bu kişinin. Ama duygularını kaotik bir sürecin ardından, belki size bir şeyi anlattıktan sonra falan, sizinle bir vakit geçirdikten sonra, sizin de o duygularını açmadan, duygularını kapatan birisi olduğunuzu gördükten sonra, duygularını açabileceği enerjiler gözüktü size. Bunun için çekmiştim zaten. Çok da net, çok da böyle açık açık, dandan hatta biraz böyle sevdiğini söyleyebilir, duygu beslediğini söyleyebilir.
Şu anda sizi seviyorum diye sorduğumda da zaten şöyleydi. Ben bu kişinin size tutkusunu çok yoğun olarak görüyorum. Ama sanki böyle istediği gibi gelmesini engelleyen, aile bağlantılı olabilir, işi gücü bağlantılı olabilir. Bazı durumlar söz konusu hayatında. Maddiyat olabilir yine gördüğüm. Ama size tutkusal ve tensel çekimi sevgiden ziyade güncelde daha yoğun gözüktü. İş hayatı ile ilgili zor durumda olduğu konular, aile bağlantısı içerisinde zor durumda olduğu konular olabilir. Onları sizden saklıyor olabilir. Söylemek istemiyor olabilir. O yüzden daha böyle anlık yükseldiği ama sonra sanki geri çekildiği duygu durumları içerisinde seviyor mu dediğimizde bir bağımlılığı var, kopamama durumu söz konusu. Tensel ve böyle hani tutkusal beğenisi, çekimi çok yoğun. Ama bu şekilde de gelebileceği birisi olmadığınızı da biliyor. Burada gördüğüm. Sakladığı, hatta böyle kandırma gibi bir şey de görüyorum. Belki yalan söylediği, iş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili gerçekten ciddi sıkıntı enerjileri olabilir bu kişinin hayatında. O yüzden çok böyle sevgi odaklı olamıyor olabilir. Güncelde sevgiden çok birazcık daha kendi menfaatleri, sanki kendi o sıkıntılı hayatından uzaklaştığı, böyle gönül eğlendirdiği bir duygu durumu içerisinde gözüktü. Çok seviyor diyemeyeceğim ama çok değer veriyor. Çünkü ona çok iyi geliyorsunuz. Kargaşık, kurgaşık duygu durumları. Yani ikizler teması işte. Ne olduğu belli değil. Kimin ne olduğu yani şuraya bak. Kaybetmekten korkuyor. Sizin onun için çok böyle hediye gibi olduğunuzu da hissediyor. Ama bu kişinin kafasını kurcalayan çok fazla şey söz konusu. Burada bu kart yoktu. Borcu olabilir. Ailenin bir borcunu sırtlanmış olabilir mesela. Siz bilmiyor gibisiniz ama bilmenizi de istemiyor zaten. O yüzden şu an çok duygu odaklı değil. Böyle birden yükselen, birden alçalan, tutku odaklı gözüktü. Ama sizden uzakta duramıyor dediğim gibi. Yani bu kişi mesela hiç konuşmadığınız, görüşmediğiniz birisi gibi gözükmedi burada. Aile bağlantılı, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular nedeniyle şu anda çok duygu dünyası dengesiz gözüktü yine kılıç ikilisiyle de. Yani o içsel huzuru, dengeyi yakalayamıyor. O da size karşı daha çok tutkusal yaklaşmasına neden oluyor şeklinde gözüktü. Çok kaotik bir hayat ya. Bir şeyleri yoluna koyduktan ya da bir şeyleri açıkça size anlattıktan sonra duygusunu da açabilir olası gelecekte. Ama o çektiğim ek kartlarda gözüktü. Yani şurada gözükmedi mesela. O duruma da sizin de duygularınızı, o size duygularını açmadığı sürece kapattığınızı gördükçe, özgüvenli şekilde ilerlediğinizi gördükçe, trip atar gibi değil ama onu yapabileceği gözüktü. Ama o da biraz bahsettiğim şekilde hani böyle tatlı sert gibi bir duygu açış gibi gözüktü. Üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.